Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün bizim bulunduğumuz yere 30 kilometre civarında olan Alen şehrine geldik. Bugün burayı gezeceğiz. Aslında amacımız biraz alışveriş yapmak. Evet, son beraber günlerdeyiz. O yüzden son birkaç günü alışveriş yaparak değerlendirelim dedik. Evet. O yüzden alışveriş yapmak için de burada büyük AVM'ler vardı. Burayı tercih ettik. Alen şehrinde çok fazla, nasıl desem, egzantrik şeyler yok yani. Gösterebildiğim kadar sokakları, spontane gezilerimizi izlerseniz. Evet arkadaşlar, videoda görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Alen merkezdeyiz. Arabamızı bu otoparka bıraktık. Buradan şehrin içine doğru yürüyüş yapıyoruz. Şu an tam şehrin ortasındayız. Karşıda güzel bir park var. Biz şimdi nereye gidecektik? Alışveriş merkezine. Evet, açık tamam. Alışveriş merkezine gideceğiz. Başla. Evet arkadaşlar, şu an yine Alen'de. Yine bir Antep sofrası, Urfa sofrası. Türk lezzetleriyle her zaman burada karşılaşabiliyoruz. Şu an helal kesimi olan yine bir Türk restoranın önündeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi AVM'ye girdik. Zübeyir de kamera arkasında hop saksıya vurdu. Açık. Gerçek günlerden yapılmış. Evet, gerçek hayvan yönünden yapılmış. Fiyatları da şu civar. Günden euro olduğu için biraz yüksek fiyatı. Birçok mağazada şu anda indirim var. Şöyle yelekler 19 euro, 34 euro. Evet, şu an fazlasıyla indirim var. Birçok mağaza bizi cezbediyor ama biz sadece almamız gereken şeye odaklanmamız gerekiyor. Çünkü valizlerde biliyorsunuz kilo sorunu var. Evet. Eşyamız da çok. O yüzden sadece birkaç bir şey alıp hemen çıkmamız lazım. Böyle açık hava AVM'si burası. Evet, şu an Teddy mağazasına geldik. Almanya'nın meşhur mağazalarından biri. İçerisinde her ürün var. Bizdeki eski bir milyoncu tarzı işte yerler gibi. Burada da her çeşit ev eşyasından oyuncağı, ıvır zıvır işte mutfak eşyasına kadar, süslere kadar, işte bahçe malzemelerine kadar her çeşit ürün bulunuyor bu mağazada. Taşıman çok güzelmiş. Bahçe dekorasyonu için. Zübeyir, Lego var mı? Lego bulursan bakalım. Tamam. Lokman yine oyuncakları kontrol ediyor. O ne Lokman? Bakıyorum. Bu da ne? Bu da ne? Ay. Ne çok oyuncak var. Arkadaşlar cilli buldum. Tabii benim gibi, benim jenerasyondan olanlar iyi bilir. 3 euro. Şöyle kocaman bir paket. Evet arkadaşlar, şimdi de Tigi Max adında bir mağazaya girdik. Burada da giyim mağazası, ayakkabı mağazası, her şey var. Burada bir sürü model model ürünler var. Mesela 40'taymış. Nasıl? 40 euro. Puma. Puma'nın şu modeli 40 euroymuş arkadaşlar. 109'dan 40'a inmiş. Şu şekilde etiketleri görüyorsunuzdur arkadaşlar. Vans bakarsınız. Var mesela. 40. Vans 40 euro. Skechers var. 40 euro. Skechers'lar 40 euro. Güzelmiş bu. Hı-hı. Bakayım numarası. Çok güzel duruyor. Crosslar var arkadaşlar. Crosslar. Crosslar 32 var. 32 euro. Kışlık bunlar. Kışlık cross. Adidas'ın da burada ne güzel bir bayan modeli var. Şöyle gösterirsek 59 lira. Evet arkadaşlar, burası da Alen sokakları. Biz bu yol üzerinden geldik. Burası da otobüs durağı bölgesi. Evet, şimdi alışverişe biraz mola verdik. Sokaklarını gezelim dedik. Zübeyir'in mızmızlığı hiç bitmiyor. Şu ileriye doğru, tarihi sokaklarına doğru gideceğiz şimdi. Greek food yazıyor, Yunan. Döner yapıyor herhalde değil mi? Şu döner değil mi? Evet. Pita. Pita ekmeğinin içinde döner herhalde. Yunanca konuşabilirsen girelim. Yunanistan yemekleri var içeride. Şöyle çarşısına doğru, tarihi binaların olduğu yere doğru yürüyoruz. Thank you.
Almanya'da en küçük inşaatta bile vinç kullanılıyor. Köyde yapılan evlerde bile müstakil. Bir kat, bir buçuk katlı evlerde dahi şu şekilde vinçler kullanılıyor. Burayı hatırladım. Bu meydan hatırladım. Şu bankta bizim resmimiz var. Zübeyir o zaman 10 aylıktı. Tamam, bir şey vardı galiba burada değil mi bende? Karnaval değil de daha süslüydü buralar, evet. Tavşanlar oluyor bunların, tavşan yumurta falan, hani o tarz süslemeleri oluyor. Neydi onun adı? Paskalya. Paskalya. Paskalya'da gelmiştik. Zamanı, evet. O zaman çok süslüydü buralar. Burada bir yerlerde kahve mi içmiştik? Şurası merkez. Oraya da bakarız sonra. Gerçi merkez değil de böyle tepe gibi bir yer vardı. Şuradaydı galiba. Bu tarz evler çok güzel. Pencerelere hep ahşap kapamalı. Biz sanki burada bir yere girmiştik. Aa, çiçekçinin güzelliğine onu bakın. Onu hatırlayamadım. Sen hatırlıyor musun? Bir dakika, çiçeklere ya. Biraz bakalım. Çok güzel ya. Şu gülün demeti 5 euro diyor. Bunlar 8. Laleler de bu 3,5. Gördüğünüz gibi bu 4. Çok güzel. Manzaramın güzelliğine bak. Arkadaşlar, şimdi şeyi yaptık. Her şeyi gezdik ama daha bitmedi. Şimdi de gidiyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, kocaman bir mağazaya gidiyoruz. Evet, şu an yine minik bir mağaza bulduk ama içerisinde ayakkabı yok. Buz patini yapıyorlar. Belki ben de yaparım. Güzel duruyor. Evet, ben de çok yapmak istedim fakat aşırı kalabalık. O yüzden biraz korktum açıkçası. Uzun süredir kaymıyorum çünkü. Güzel bir ortam oluşturmuştum. Evet sevgili dostlar, şimdi yemek yemeye gideceğiz artık. Çok yorulduk. Hava güzel bugün. Problemli bir hava değil. Halen bildiğimiz bir şehir. Basit, çok bizi çekici bulduğumuz bir yer değil. Ondan da. Standart. Burası biraz daha çok mağazaların, işte giyim yerlerinin, ne bileyim yeme içme gibi şeylerin daha yoğun olduğu bir bölge. O sebeple gelmişken buraya da gezmek istedik. Şimdi artık yemek yemeye gidiyoruz. İyice acıktım ben, çok acıktım. Tamam bir tanem. Yorulduk. Günlerdir geziyoruz artık. Çocuklarla çok zor oluyor arkadaşlar bu işler. Bilen biliyordur. Yapma etme. Şimdi şu arkadaşa bakın mesela. Şu an ne yapıyor? Karate. Karate mi yapıyorsun? Yap bakayım kardeşim. Ömrümüz Zübeyir'e yapma, etme, dur demekle geçiyor arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz yolun bir kısmından geri döneceğiz. Buraya daha önce geldiğimizde Paskalya bayramı vardı. Rengarenkti, ışıl ışıldı sokaklar. Şurada da güzel bir sokak. Şuradan ara sokaklardan gidelim bakalım. Neler varmış. Evet. Lokman şu an bebekmiş arkadaşlar. Öyle diyor. Yine standart Alman mimarisi görüyoruz buralarda da. Hava kararmak üzere. Çok fazla bir vakit yok. Patlıcan çok güzel. Evet, bu kulak ne buydu bu kulak? Bağımsızlığını ilan etmiş kulağın. Güzel. Elf gibi olmuşsun. Evet, sokak aralarından devam ediyoruz şu anda. Güzel manzaralar var. Bu gördüğümüz biyo çöpler, atıklar. Bunları çıkarmışlar. Her çarşamba bazı bölgelerde perşembe günleri çöpler gelip geliyor. Halka açık kitaplık var arkadaşlar. Evet, güzel olmuş. Şuralara bekleme noktaları yapmışlar. Burada oturup okuyabilirsiniz kitabınızı. Evet. Bakayım bir ücret falan var mı, yok? Ücret yok. Arabamız da bu otoparkın içinde zaten. Şimdi şu köşede yemek yeme yeri var. Oraya gidiyoruz şu anda. Selamünaleyküm. Abi hoş bulduk. Kolay gelsin. Ne yiyelim? Ne yiyeceğiz bakarız şimdi. Ürünleri çekelim.
Tamam babacığım, çıkar. Yemekler geldi. Eyvallah. Orada bir beytimiz var. Kebap söyledik ortaya. Bir tane burada kapalı pide tarzında bir şey yapmış abiler. Patatesi var. Salatası. Bakalım yiyoruz. Yemekler güzel gözüküyor şimdi. Göreceğiz bakalım. Her yemeğimizi yedik şimdi. Görüyoruz. Yemeklerin lezzeti normaldi. Kötü değildi. Çok iyi de değildi. Normal bir lezzetti. Fiyat olarak da 56 euro ödedik. Halen eğer gelirseniz öneririz Türk lezzetleri olarak. Baklavasına kadar, çayına kadar her lezzet vardı. Yine halen de şehrin ortasından böyle bir dere akıyor. Şu an hava karardığı için çekim yapamıyoruz ve şu an bulunduğum yerde çok karanlık. Sigara kutuları da mevcut. Yürüdüğümüz birçok noktadan karşımıza çıkıyor. Evet, artık haline terk etmek üzere. Arabamızı almak için otoparkı yürüyoruz. Otoparklarda da şu şekilde her katta bulunan para ödeme makinesi var. Buradan otopark ücretinizi ödeyip yola devam ediyorsunuz. 5 euro. Evet. Park ücretiniz 5 euro çıktı arkadaşlar. Kaç saattir buradayım Hüseyin? 3,5 saate 5 euro para ödedik. Aslında burası uygun. Arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Birçok yerde, yani büyük şehir merkezlerine, turistik yerlerde 9 euro ile 10 euro arası. Benim abim de bana demişti ki buraya park et, gittiğin zaman daha uygun ödersin diye. 5 euro. Şu gördüğünüz otoparka verdiğimiz para şu anda. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Size Almanya'nın klasik Alman evlerinin önünden videoya veda etmek için karşınızdayız. Bugün Aalen'i gezdik. Biraz çarşıda gezdik. Biraz merkezinde gezdik. Karşımıza çıkan görüntüleri sizinle de paylaşmak istedik. Aalen güzel bir şehir. Gelişmiş Almanya'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Kanalımıza arkadaşlar destek olmak için abone olmayı, beğendiyseniz videolarımızı beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz Almanya ile ilgili. Evet, kesinlikle. Sizin de görüşlerinizi almak isteriz. Bakalım siz videolarda neler gördünüz, neler dikkatinizi çekti. Bunları da bize bildirirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.